Yurt dışında da temsilcilerimiz var ve kültürümüze sahip çıkıyorlar efendim. Sıradaki korumuz Rotterdam Hollanda Klasik Türk Sanat Müziği Korosu. Kendilerini davet etmeden önce kısaca tanıtmak istiyorum. Koronun oluşumu 2001 yılında bir grup sanatsever hanımefendinin şarkı söylemek için bir araya gelmesine dayanmaktadır. Bu keyifli çalışmaları konservatuarda eğitim alan, yetenekli koro şefleri eşliğinde devam ettirmiş, yıl sonlarında ise yakınlarına küçük birer dinleti olarak sunmuştur. 2004 yılı itibariyle çalışmalarını Rinmont Türk Veliler Vakfı çatısı altında devam ettirmiştir. 20 Mart 2009 tarihinden itibaren kendi derneği ile kurumsallaşmıştır. Koro, kendi birliktelikleri ve yaptıkları bu güzel iş için şöyle tanımlamalarda bulunuyor. Koromuzun en büyük özelliği yaptığımız işe ve birbirimize sevgi ile yaklaşmamızdır. Koromuzun amacı Türk müziğini ülkemizden uzakta da yaşatmak, tanıtmak, genç kuşaklara aktarmak, diğer müzik dalları ile Türk müziğini tanıştırıp birlikte hareket edebilmektir. Ne kadar güzel bir görevi kendilerine ödev adletmişler ve Rotterdam Hollanda Klasik Türk Müziği Sanat Korosu'nun çok değerli üyelerini hepsi gelemediler. Gelenleri sahneye davet ediyorum. Koronun şefi Sayın Meriç Artaç maalesef aramızda değiller. Hollanda'dan buraya gelemediler. Meşguliyetleri var efendim. Kendisine sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ancak çok değerli bir şefimiz var. Koromuza bugün şeflik yapacak. Kim? 1955 yılında açılan sınavda Ankara Radyosu'na giren, 1963 yılında koro şefliğine atanan, sayısız konser yöneten, 1977-1989 yılları arasında TRT Ankara Merkez Repertuar Kurulu üyeliği yapan, 1979 yılında İzmir'e yerleşen ve Ege Üniversitesi'nde 6 yıl süreyle öğretim görevlisi olarak çalışan, 1968 yılında Ürdün Kralı Hüseyin tarafından verilen liyakat madalyası, 1971 yılında İstanbul Ekspres Gazetesi'nin verdiği Yılın Erkek Şarkıcısı ödülü gibi birçok değerli ödülün sahibi, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanını alan ve daha nicelerini kutlamasını dilediğimiz 2005 yılında 50. sanat yılını kutlamış olan şef, sanatçı Kutlu Payaslı. Tebrik ediyorum ben bu tutumlarından dolayı. Her musikiye
açık olması lazım. Hepsi güzel sanatlarımızın yüzüne dalları. Ve bir kere daha ben hepinizden Baki Kermancı ve arkadaşlarını değerli saz arkadaşlarımızla hiçbir grup prova yapmadı. Hiçbir grup. Ve şu ana kadar da maşallah fişek gibi çaldılar bizim tabirimizi. Evet. Kendilerini tebrik ediyorum. Neyse hani futbol maçlarında 11'den sonra şeyde peşte bekleyen çocuklar şeyler sporcular vardır. Son dakikada ben şef olarak burayı ithal edeceğim. Ben ithal malı bir şey yapacağım. Zevk aldım. Çok korkuyordum. Tanımadığım, bilmediğim bir grupla ben ne yapacağım diye grupların peşinde 4 gece. Ama geçen gün onları gördüm. Güzel yüzlerini gördüm. Ve birer kere şarkıya baktık. Sassız falan. Harika bir icra. Ve şeflerini tebrik ettim. O Hollanda'da mazeretli olsa gelemeyen bu şeflerini tebrik ediyorum. Riyabında bir kere daha alkışlıyorum. Her zaman korolar, orkestralar şefe şey yapar, uyarlar. Ben koroyu uyuyacağım. Biraz evvel 8 yaşındaki çocuklar çıktı, şimdi 83'te kadar. Thank you.
Thank you.
Bir zamanlar sen
Hazırlayan, düşünen ve bizleri buraya kadar çağıran o değerli iki genç sevimli kardeşimiz. İki gündür de bizleri çok çok güzel ağırlıyorlar. Güler yüzle ağırlıyorlar ve üst kademedeki abileri, hocaları, müdürler, amirleri de kendilerini destekliyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu bir hazırlık olayıydı. Bu daha sonra korolar arası yarışmanın bir büyük provasıydı. Bundan sonra hiçbir aksaklık olmayacak. Ufak tefek aksaklıklar oldu. Olabilir. Bu ilk defa yapılıyor. Biz 50-60 yıllık sanatçıyız, radyo sanatçıyız. Bizde de hatalar oluyor. Onun için kendilerine ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Hizmetlerimden dolayı. Sizler de teşekkür ediyorum. Yardımlarınızda. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.